tarihin adım başında ayağa kalkarak bütün ihtişamıyla insanın karşısına dikilmesi. Bu bakımdan onu Roma ile mukayese edenler vardır. Fakat Roma'da İstanbul'u sevdiren ikinci sebep yoktur. İkinci sebep, İstanbul'un sihirbaz elinden çıkmış gibi tabii güzellikleridir. Bakın Boğaz'ın Rumeli yakasına. İnce Oya'nın bir başka türlüsü, biliyorsunuz ki bunun tam karşısındadır. Tabiat dahi burada yarattığından yorulmuş olacak ki, iki kıtayı başka hiçbir yerde böyle karşı karşıya koyamamış ve İstanbul'u dünya yüzünde güzellikte tek başına bırakmayı tercih etmiştir. Şimdi Küçük Su plajındayız. Bu da Küçük Su Sarayı. Deniz, kum ve güneş. Bunları satan yahut kiralayan dükkan demek. Eski İstanbul bunlara rağbet etmez. Sahilin bir noktasında yan yana duran salaştan, kasvetli ve çirkin yapıları hep hatırlarız. Bunlara erkeklerin deniz hamamı, kadınların deniz hamamı denir. İnkılap tam vücudunu, insan sıhhatini ve insan iffetini gördüğünüz gibi açık havaya çıkmıştı. Yaz geldi mi, mübalağasız bütün Türkiye, plajlar şehri İstanbul'a akın etmektedir. Bunun bir neticesi olarak deniz genç nesillerimizin tanıdığı, sevdiği ve faydalandığı bir unsur olmuştur. Fenerbahçe. Moda Kalamış koyunda şarpiler. Bakın koyda sıhhatli bir hayat kaynakması var. Erken kullananlar, yüzenler, kürek çekenler, bir Türk muharriri bir gün pek yerinde olarak demişti ki, o atından inmesini bilmeyen akıncı ve fetihçi Türk'ün yerinde bir gün kahvede oturup tavla oynayan entarili hazin bir mahluk türemişti. Tıpkı bunun gibi eski Leventlerin, eski dayıların ve prevezelerde pala sallayanların yerini de kağıthanede, Göksu'da, daha sonra da Kadıköy'ün Kurbağalı Deresi'nde sandallarından harfendazlık edenler almıştı. Bugün yaz gelince sudan çıkmayan genç nesiller hiç olmazsa beden terbiyelerini
ihmalen kurtarmış bulunuyorlar. Burası da Suadiye plajı. Bakın plaj merakı nasıl erken yaşta başlıyor. Manzarasına benziyor ama değil. Fotoğrafçı makinasını güneşe karşı tutmuş. Bu da öyle. Yeşilköy Feneri'nin önünü geçiyoruz. Florya plajındayız. Plajın daha en kalabalık saati değildi. Florya plajı tesisatıyla diğerleri arasında başta gelmektedir. Bir gün bütün İstanbul plajları en az bu kadar teçhizat. Ayrıca da Boğaz ve İstanbul'un civarından Marmara'nın iki kıyısına doğru böyle modern plajlar ve oteller yapılır ve Türk Devleti'nin bilgili ve zevkli hamleleriyle geniş bir turizm politikasına ve turizm propagandasına göl, bütün Marmara çevresi de yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın müstesna ve kalabalık bir sayfiyesi olacak.